Cami, Çankırı'nın Cami-i Kebir mahallesinde, kentin en gösterişli yerinde, yüksekçe bir noktada Selçuklular tarafından yapılan bir mescidin yıkılması üzerine, Osmanlılar devrinde Kanuni Sultan Süleyman'ın tarafından 1952 yılında 37 yıl süren çalışmadan sonra yapılmıştır. Son cemaat yerine girildiğinde iç kapının üzerinde iki parçadan ibaret olan taş üzerinde şu kitabe vardır: Buyurdu yapma isna yılında bunu Sultan Süleyman Talil-ül Hayır. Münadi görecek hayır ile tatmin, bu tarihi ya Cami-ül Hayır. Bu kitabe caminin esasen kitabesi olup, istinasiyatında bitiminde Çankırı Şair Münadi tarafından yazıldığı tarih ile Hicri 1966, miladi 1558 yılında yapıldığını, Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkışının 2. yılında emrolduğu göstermektedir. Cami aynı zamanda Sinan dönem yapıtlarından olup Mimar Sinan'ın kalfalarından Sadık Kalfa tarafından yapılmıştır. Büyük caminin duvarları kaidesi köşeli, gövdesi yuvarlak olan minaresi kesme taştan, kapı sübeler mermerden olup kapının yanlarında mermer kaideli başlık iki sütun vardır. Minber kabartma ve yıldız biçimli sekizgen süslüdür. Caminin ortasında dört tane paye vardır. Üzerinde ortada büyük bir kubbe ve dört tarafında birer yarım kubbe bulunmaktadır. Bu kubbeler ise duvarlar arasında mermerlerle oturtulmuştur. Üç köşede birer küçük kubbe varken kuzey-batı yönünde son cemaat yerle birleştiği noktada minare yer almıştır. Son cemaat yeri ise küçük kubbelerle örtülmüştür. Kubbelerin tamamı kurşundan yapılmıştır. Ayrıca son cemaat yeri de dört sütuna dayalı üç kubbe ile örtülmüş olup süveler mermer olan kapının kemerinde bulunan anahtar taşın içine oluklu konsül halinde çıkartılmıştır. Kapının iki yanında bulunan kaide ve başlıkları mermer olan sütunlar üzerinde oval süsleri bulunan silmeli bir boyunduruk taşı bulunmaktadır. 1994, 1936, 1992 yıllarında onarım görmüş ve caminin orijinalitesi büyük kayba uğramıştır. İlk yapıda olan örgü, yılan, ejder motifleri kaybolmuş, Selçuklu eserlerinden süslemesi olan yıldız motifleri ise halen varlığını korumaktadır. Caminin içi rokko süslubüs ile süslenmiştir. Aralarında ise birçok yazı yazılmıştır. Caminin avlusu oldukça geniştir. Avlunun etrafını çevrili durumdadır. Avlunun girişinde ve batı kapısı karşısında büyük bir beton şadırvan bulunmaktadır. Çok çeşmeli bu şadırvanın kaçak suların caminin temeline zarar verdiği düşüncesiyle 1980 yılında yıkılmış ve cami bugünkü görünümüne kavuşmuştur.